Sevi, günaydın. Yeni videomuza hoş geldin. Günaydın herkese, hoş geldiniz. Duygu kahvaltı getiriyor kendine. Yani daha doğrusu çocukları. Aha, geldi bile sanırsam. Duygu'yu bekliyorum ben de. O da geldikten sonra ben gideceğim. Benim kahvaltım zaten var, tatlı. Ha, sen, evet, sen anne getirmişti. Değil mi? Hayır, ben istedim. İçecekleri de getirmişimdir. Ayasın mı bu? Yok ya. Ayasın. Hangisini yer? Menemen ayasın değil bu mi? Bu da, bu da. İkisi de böreği de aldım. Belki yer diye bildim. Tamam. Bunu istedi, alabilirsin. Ben içecekleri de getireyim. Geleyim, tamam mı? Tamam oldu. Günaydın abi. Bu arada herkese. Aliye, simitin ne bak? Simit? Bunu çatalsız da yesen abi. Böyle al bunu. Çatalla diye böyle. Ham yap. Hmm. Isır ısır ısır. Oh. Al. Vereyim. Tamam. Enişten ne demek? Salt. 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 Tuzlu. Vereyim. Sana ister misin? Of. Enişten ne demek? Onu da öğreniriz daha. Dur bakalım. Arkadaşlar, biz yine kahvaltımızı yapmıyoruz. Hiçbir şeycik yemedik. O da. Anlat bakayım, niye yemiyorsun? Niye yemiyorsun sen? Sen neden yemek yemiyorsun? Tontiş. Bebek ağlıyor. Bebek ağlamıyor, bebek ağlamıyor. Bebek arabada uyuyor şu an. Bebek. Emre kahvaltısını aldı, geldi. Şurada göstereyim size. Kahvaltımızı bitirdikten sonra. Okay. İki yumurta, sosis, başka bir yumurta. Oraya geçtim mi o pişi. İki börek, üç tane. Dört tane. Aa, dört taneymiş. Dört tane pankek. Dört tane de pankekmiş. Maşallah, afiyet olsun. Thank you. İki saat sonra da öğlen yemeğinde yarar. Bir buçuk saat. Bir buçuk saat. Hadi gel. Evet, kamerayı elime aldım. Ben Ayas'la odaya geldim. Ayas'ı uyuttum. Biraz kendim de uzandım ama uyuyamadım ne yazık ki. Dinlenmiş oldum ama biraz. Emre ile Kerim aşağıda yüzüyorlar. Büyük ihtimal hatta şuradalardır şimdi. Şu büyük kaydıraktalardır diye tahmin ediyorum. Ayas da uyuyor. Birazdan uyandıracağım. Ve biz de gideriz artık yüzmeye. Göstereyim sana bıdığımı, size bıdığımı. Size bıdığımı göstereyim. Bizi uyurdu. Çay yapıp içsem mi diye düşünüyorum. Ondan sonra diyorum bu havada ne çayı Duygu, saçmalama. Ama insan yine de arıyor ara sıra sıcak bir şey. Buranın denizi pek güzel değil arkadaşlar. Bizim geldiğimiz fiyata iyiydi. İyi bir otel. Yemekleri fena değil. Yani parasına göre iyi diyebilirim. Tabii ki geçen sene gittiğim otelle kıyaslayamam hiçbir şekilde. Geçen seneki gittiğim otel başkaydı. Bir daha güzeldi. Ayrı bir güzelliği vardı. Burada deniz olduğu gibi böyle ayaklarınızın altını falan yara ediyor. Çünkü kayalıklar var. Böyle denize girdim sanırsınız şeydesiniz, böyle hani buzun üstünde paten yapıyorsunuz gibi hissediyorsunuz. Bayağı bir parmaklarımızı falan acıttı. Yani sahili pek güzel değil bu Kızılot'un. Öyle söyleyeyim size. Onun dışında otel güzel. Yani parasına güzel göre güzel bir otel diyebilirim. Şimdi şuradan kayıyorlar ya. Canım istiyor, kaymak istiyorum. Çocuk uyansın, Selin'le gideyim. Selin de odada dinleniyor bu arada. Onunla beraber gidip artık beraber kayarız. Şimdi eşyaları toparlayayım anca. Sonra uyanınca hemen çıkalım. Kerim! Nasılsın? İyi. İyi. Allah iyilik versin. Tamam. Tamam. Gitti, kamera gitti. Oğlum! Tracking approved diyor. Ne istiyor? Tracking approved yazıyor. O ne demek? Su geldi herhalde ondan. Ne diyor? Su geldi, tracking approved yazıyor. Olabilir. Gel Kerim, sen de yüzmeyi öğrenelim. Gel. Ne yapayım? Kerim gel. Ayağını verelim. İstemiyor. İstemiyor derken ben çekeyim mi? Ne? Ya ben
Gel, gel yüzmeyi öğreneceğiz, gel. Hadi. Ha, okey, şap. Niye yüzmeyi? O ne demek niye? Niyesi mi var? Hadi gel, yüzmeyi öğrenelim. Gel, duramam orada, duyamıyorum. Atlayalım, gel. Gel, atla. Evet. Hadi atla. Hayır, kulağıma. Bak, Kerim atlayacak mı? Suya suya bak. Kulağım. Bir. Gel Kerim, hadi. İki. Kulağıma düşer. Tamam. Arkadaş. Arkadaş diye atladı abi. Ayas bu arada bebeğini kaybettik. Arayıp durdu, sordu bebeğini ama şu an yüzüyor. Aradı ve aklına gelip soruyor. Bulamadık bebeğini. Artık ne yapacağız bilmiyorum. Onsuz. Hadi, hadi atla. Hadi onsuz atla, gel. Ben dikkat ediyorum, gel. Onu giymeden gel. Gel hadi Kerim, giy şunları. Kerim'in yüzmeyi daha kolay öğrenebilmesi için bunları aldık dün. Ama işe de yarıyor yani, bunlarla yüzüyor yine. Kol, eğer bunu giyersem kolluk gerekmiyor. Evet. Sen bunlarla yüzebiliyorsun değil mi? Evet. Kolluğa gerek kalmıyor o zaman. Evet, kollukları satacağız. Değil mi? Evet. Kollukları niye satıyorsun oğlum? Hadi gel. Hadi hop. Atla, göster bakayım arkadaşlara. Hadi. Böyle güzel atlıyordun ya sen bugün. İçinde çok iyi dönüyordu. Böyle suyun içinde dönüyorsun sen değil mi üç kere? Atla hadi. Aferin oğluma. Şimdi bana doğru yüz, gel. Kerim. Gel. Aferin, aferin, aferin. Bu olacaktı çocuğum. Kerim, sen çok güzel atlıyorsun. Bir atlasana bir daha. Ayas, niye vuruyorsun abiye? Babayı istiyorum diye. Hayret, neden? Hayırdır, sen istemiyordun. Gel Kerim. Daha çok mu atlayayım? Bir daha atlayabilirsin, evet. Sen üç kere suyun içinde dönüyordun ya, onu yap. Üç kere daha dönemiyorum. Ha tamam, neyse o zaman. Olacak mı? Tamam, bir daha bekle. Bekle bir saniye, arkanda birisi var. Bekle. Atla Kerim. Gel atlanmıyor hadi. Ayas, sen de atlanmıyor. Arkadaşlar bakın, Poyraz'ın bulmuş bebeğini, Ayas'a getirdi. Ayas öyle mutlu ki şu an. Ayas, göster bebeğini. Poyraz'ın kaçına sürpriz veriyor, bana evet, Poyraz'a bulduğu için kayıp eşya hediyesi vereceğim. Kerim'ime de alacağım hediye. Evet. Bugün yemekte ne vardı? Türk gecesi var değil mi? Türk gecesi var. Bakalım çekebilirsek. Hayır, neler var ben merak ediyorum. Sen zaten ne gecesi olursa olsun yiyor ne gibi için. Yani Türk gecesi derken sarma, dolma falan bir şeyler vardı. Çiğ köfte falan vardı öbür şeyde. Döner vardı. Döner vardı. Ama ben sarmayı dolmayı yiyemeyeceğim çünkü kesin sarımsak yiyor. Ya yok ya, normalde kavurmuş. Sen anlattın mı dün ne olduğunu? Ne oldu? Ha, sarımsak yedin yine.
etin içinde vardı bu sefer de. Etin içinde yedi sarmışlar. Ayaz! Ayaz! Arkadaşlar! Ve baba! Şimdi siz bakın ben nasıl babanın ayağın altından giriyorum. Baba gel! Gel! Saat 5.30 geçiyor. Bu arada biz de yavaş yavaş çıkalım, bir şeyler içelim. Öyle arabaya gidelim diyecektim. Araba ne ya? Artık o kadar çok sulay yolu falan arabayla bir yerlere git gel yaptık ki arabaya gidelim diyecektim. Odaya gidelim. İyi ki yere doğru baktım bu arada. Kerim'in kolluğu. Şu tatil yerlerinde kaybetmedik eşya kalmıyor biliyor musunuz? Sürekli bir şey kaybediyoruz. Sürekli. Yoruyor ya. Denizle havuzla insanı bayağı bir yoruyor. Biz yemeğe geldik şimdi. Bugün Türk gecesi var. Ayası gözden kaçırmayacak. Evet. Türk gecesi olduğu için tabii ki her yer kırmızı beyaz, ay yıldızlı bayrağımız. Atatürk. Buna bak. Ne? Evet, Türk balonu. Gel şöyle bir tura başlayalım bak. Türk gecesi olduğundan dolayı. Abi kolay gelsin. Çiğ köfteler. Patates püresi ve? Nugget. Türk yemeği değil onlar, hayır. Ama yiyeceğim tura. Tamam, sen yine de onu yersin. Buradan. Yer buldun mu? Yok, bakamadım ki bulayım. Neyse. Oo. Bakın. Yine ay yıldız. Üstü de var. Şöyle güzel dekore edilmiş. Sanırsam çilek şeyiyle tatlıların üstüne gelen, ismini getiremedim de aklıma. Onlarla yapılmış bir şey. Ben Duygu'yu kaybettim yine. Hemen bir Duygu'yu bulayım. Duygu da şimdi yemeğini alıyor. Ben de çıktım. Bizim arkadaşımız çocuklara bakıyor şu anda. Bir göz atalım bakalım neler varmış, neler yokmuş. Ben de çok merak ediyorum. Özellikle de o Türk kebaplarını biliyorsunuz ben çok seviyorum. Ne türde neler var onları şimdi bir bakalım, bir görelim. Bu salata tarzı bir şey. Ciğer falan mı bu acaba? Hayır, aslında. Selin yanında. Tamam. Bak, git al hemen. Sıra fazla yokken İyi, bence. Tamam. Bu salata tarzı, balık falan. Yalnız dekorasyon gerçekten çok güzel. Özellikle de her şeyin böyle kırmızı beyaz, ona da dikkat edilmesi ayrı bir güzel olmuş bence. Şu yemeklere bir bakalım. Özel bir şey var mı? Bak, burada patates püresi, meyhane pilavı, makarna, erişte, kuru fasulye evet pilav. Burada patates, patlama. Tavuk ve biraz sebze. Sanırsam bu tarafta normal olan şeyler. Bir de şu tarafa bir göz atalım. Özel bir yemek var mı? Bu makarna sosu, spagetti, kolay gelsin. Şehriye pilavı diyor. Balık buğulama yok, bunlar normal yemekler. Yani Türk gecesine özel yemekler burada değil. Ben sanırsam aradığımı burada bulamayacağım. Arkadaşlar keşkek ben hiç duymadığım bir şey, hiç görmediğim bir şey. Açıkçası ne olduğunu da hiç bilmiyorum. Piliç topçası. Güzel, biber dolması. Kuru fasulye. Benim arkadaşım Murat hemen kuru fasulyeye daldı. Şeyi de al, o güzel. Güzel tabak yapmışım. Bu ne? Patlıcan. Allah'ım bakın burada ne var. Şimdi görüyorum bakın. Bakın. İzmir köfte.
Ben bu İzmir köftenin hastasıyım. Güzel pilav. Ve beğendi kebabı. Beğendi kebabına da ben bilmiyordum. İlk defa duyuyorum desem. Murat sen biliyor muydun beğendi kebabını? Duymuştum. Şu anda da? Ben ama hiç denemedim sanırsam. Yok. Bildiğim bir şey değil. Yoğurt herhalde. İçinde de yoğurt falan var ortasında. Bildiğim bir şey değil. Burada lahmacun falan tarzı bir şeyler galiba. Pide. Evet. Pideler. Ama burada... tantuni gibi bir şey galiba. Aynen. Tantuni. Arkadaşlar bunlar değil. Benim aradıklarım bunlar değil. Benim aradıklarım bunlar değil. Bunları geç. Şimdi gelelim asıl benim yemek istediklerime. Galiba dışarıda benimkiler. Bir bakalım. Buralar. Selam aleyküm. Kolay gelsin usta. Tavuk şiş mi? Evet. Hemen geliyorum. Pili çizgara, tavuk şiş, bunlar. Domates çizgara, burada döner eti. Biber, döner de oluyor bakın. Evet. Şimdi benim aradıklarım bunlardı. Yalnız İzmir köfte de var bir tarafta. O yüzden bu pek iyi olmadı benim için. Çünkü sanırsam iki tabak yapacağım. Bir tanesi İzmir köfte olur diye düşünüyorum. Çünkü İzmir köfte varsa ben hayır diyemiyorum. Ama öbür tarafta da o ızgaralar var gördünüz. O ızgaralara da hayır diyemem. Ne yapalım? Mecbur iki tabak yapacağım. Videonun daha sonuna. Çocukları uyuttuk. Emre içeride edit yapıyor. Ben balkona çıktım. Kapanışı yapabilin diye. Çünkü bir önceki videoda tabii kapanışı yapamamıştım. Dedim her zaman inşallah öyle olmaz. Fırsat bu fırsat. Ayas uyumuşken ve iyiyken bugün videoyu sonlandırayım istedim. Tatilimiz nasıl geçiyor? Tatilimiz aslında iyi geçiyor. İyi dediğim zor geçiyor aslında. Hani iki çocuklu biliyorsunuzdur. Sizin de küçük çocuklarınız varsa hani çok uğraşıyorsunuz. Çok nasıl söyleyeyim yoruluyorsunuz. O yüzden yani birazcık yorucu olmasının dışında her şey yolunda diyeyim size. Evimi özledim. Dünyanın en güzel yerinde de olsanız insan evini, dört duvarını özlüyor, alışkanlıklarını özlüyor, ritüelini özlüyor. Yani özledim evimi aynı Ayas gibi. En az Ayas kadar ben de evimi özledim. Öyle söyleyeyim size. Sayılı günler. Zaten çok az kaldı. Türkiye'den dönünce de Almanya'ya sanki hiç böyle Türkiye'ye gelmemiş gibi hissediyorum. Türkiye'yi özlüyorum. Yani böyle çok tuhaf bir duygu bu. Yapacak bir şey yok. Bu da bizim kaderimiz diyeyim. Oraya gidince bura özleniyor. Burada olunca evimi, dört duvarımı özlüyorum. Öyle söyleyeyim. Öyle. Uykum geliyor her akşam. Kendimi var ya böyle yemeği yiyoruz ya restoranda. Odaya zor atıyorum. Eskiden olsa... Gösterilere gider izlerdik. Bugün gösteri vardı. Turkish Night vardı. İzleyemedik ne yazık ki. Çünkü Ayas'la orada yapamayacağımı biliyordum. O yüzden hiç o kargaşaya gireyim istemedim topluluğun içine. Onu bıraktık. Hemen çayımızı falan orada içtik böyle dışarıda. Ondan sonra arkadaşlarımız gitti. Geceyi izlemeye biz
odaya döndük. Emre işte edite başladı. Ben de burada dedim kapanışı yap Duygu. Ondan sonra da vur kafayı, uyu, yat. Çünkü anca uykumu alırım, kendime gelirim. Yarın ne yapacağız? Yarın farklı bir planlarımız var bizim Selin'le. Tabii uygulayabilirsek eğer ki çocukları, eşleri bırakabilirsek Manavgat'ın çarşısını gezmek istiyoruz ve orada da biraz size çekim yapmak istiyorum. Bakalım mümkün olur mu bilmiyorum. Çünkü iki çocuğa bakarlar mı? 2-2 onda var. 4 çocuk toplulukta. İkisi baş edebilir mi? Onu bilemediğim için yarın göreceğiz bunu da. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Olmaz artık. Hep birlikte akşam belki çıkarız. Öyle. Şimdi burası sakinliğinde. Işıklardan göstereyim size. Bir şeyler görünüyor mu bilmiyorum ama. Havuzun biraz ışığı var. Bu bizim otel. Biz bayağı bir odamız dışta kalıyor. Burada başka bir otel, burada başka bir otel, burada başka bir otel. Burada da çok sevdiğim kaydırakların olduğu havuz bölümü var. Gerçekten çok zevkli, o kadar zevkli ki. Ben normalde böyle şeylerden korkarım ama kayması çok eğlenceli oldu. Öyle söyleyeyim. Bir tek denizini sevmedim buranın. Çünkü çok kayalıklar var. Çok böyle sanırsınız böyle şeye giriyorsunuz. He, buz pateni. Ayağınızın altında buz pateni şeyi var. Pisti var gibi hissediyorsunuz. Ve ayağınız parça pinçik oluyor. Yani bayağı şey güzel değildi. Dediğimin sahili kadar güzel değildi. Neyse. Sağlık olsun. Şimdi videoyu kapatayım istiyorum. Uyuyayım istiyorum. Çok uykum var. Anlaşılıyordur da zaten konuşmamdan iki cümleyi bir araya getiremedim. Videomuzu beğenirseniz ve ufacık da olsa şöyle ufacık da olsa bir yorum yazarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Videomuzdan da anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Başka... Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.